enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's... Ve evet dostlar, başlıyoruz. Evet, herkese çok çok selamlar. Ama dur. Önemli bir ricam olacak. YouTube abi, YouTube benim son videonun gerçekten içine etti. Videonun izlenmeleri önce yükseldi, sonra düştü. Ne oluyor lan dedim. YouTube partnerden falan ulaştım. İnceleyeceğiz dediler. Sonra YouTube tweet attı. İzlenmeler düşüyorsa panik yapmayın dedi. YouTube kaynaklı bir sorun var kanka. Çözmeye çalışacağız diyorlar ama hala YouTube önermiyor abi. O video özelinde yayınladığım son videoyu önermiyor. Videoları düşürüyor. Bu sorun ne kadar sürer ben de gerçekten bilmiyorum. O nedenle gerçekten bu videoyu beğenip yorumlarını yazarsan ve Twitter'da, Facebook'ta falan paylaşırsan yani gerçekten çok makbule geçecek. Türkiye'de kimler bu sorunu yaşıyor bilmiyorum ama hani ben mesela globalde bu sorun, ben tweet attım işte YouTube'a da sordum. Globalde bu sorunu bayağı yaşayan var. YouTube bir anda böyle videoları önermeyi kesiyor. İzlenmeler geliyor, geri gidiyor lan. İzleyen adam hani izlemekten mi vazgeçiyor? Öyle bir şey yok. Yani durum bu datalardan kaynaklı bir sorun olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla her ne kadar yine çok kişiye ulaşsak da bu şu an yer almıyor yayınlarda. Evet, her zamankinden desteğin çok daha fazla kritik. Evet, welcome on board. Bam bam başlıyoruz dostlar. Şimdi kriptolarda evet bir yükseliş var. Küresel piyasalarda bir yükseliş var. Bütün kakafoniyi şöyle elinin tersiyle bir it kanka. Kısa vadeli bakman gereken şey bu yükseliş kısa vadeli bir hikayeden kaynaklı mı yoksa uzun vadeli bir hikayeden mi geliyor, tamam mı? Tabii ki şu an kısa vadeli bir hikayeden kaynaklanıyor ama uzun vadeli hikayeye de kendisini her an çevirebilir. Şimdi kanka bak, Bloomberg haberinde de yer aldığı üzere küresel piyasalarda ABD enflasyon iyimserliği var. JP Morgan Trading masası ABD enflasyon verisinin beklentinin altında kalmasını ve piyasalarda kısa vadeli bir yükseliş yaşanmasını bekliyor. Bunu da şöyle açıklıyor aslında. Yatırımcılar büyük ölçüde defansif pozisyonda olmaları nedeniyle Fed'in enflasyonla mücadele kampanyasının işe yaradığına dair herhangi bir kanıtın ayı piyasası rallisi yani düşüş trendi içerisinde geçici bir yükseliş yaratacağını öngörüyor. Biz buna zaten ne diyoruz? Mini boğa diyoruz. Burada her ne kadar hisse senedi piyasası dese de bunu zaten kriptoya yansımaması için yani yansımaması için yeni bir FTX vakasının falan olması gerekiyor. Güzel noktası şu, kritik nokta yarın dostlar. Evet, yarın. Piyasanın kızışmasına göre belki bir böyle bir canlı yayında yapabiliriz kanka. Önemli olan kriptolar nereye kadar yükselebilir, biz nasıl para kazanabiliriz, hikaye bu. Şimdi tabii şöyle baktığımızda unutmamamız gereken bir nokta var. Enflasyon yarın ne kadar böyle iyi gelirse gelsin Fed pivotu yani Fed'in faizleri ters yöne hareket ettireceği ortaya çıkarsa ya da daha doğrusu bu çıktığında piyasa asıl büyük rally'yi yani daha doğrusu ya da hani son yıllarda yaşadığımız son ya da bir senede görebileceğimiz en büyük rally'yi orada yapabilir. Ben bunu hani... Şunu söylüyorum aslında, ben burada fake rallilerden korunman, fake rally ile mini boğa ve mega boğa arasındaki farkı yakalayabilmen için bunları söylüyorum. Birkaç gün sebepsiz veya geçici bir sebeple yükselip sonra millete yüksekten çakan ralliler fake rallidir. Daha doğrusu bunlara biz fake out diyoruz. Hatırlıyorsam bak 30'larda 40'larda fake out var kardeşim diye çok fazla uyarmaya çalıştım. Şimdi evet mesela düşünelim abi, SEC dedi ki Bitcoin ETF'lerini kabul edeceğiz. Bu güzel ve mantıklı şekilde piyasaya yeni yatırımcı çekti. Aldı Bitcoin'i götürdü 25 bin 30 bin dolara. Ama gazı bitince düştü. Parti bittiyse dağılalım millet modu geldi. Neden? Neden? Çünkü Fed baskısı bitmedi. Hala doları yüksek faiz verenler var abi. Parti gelir, partiye katılır herkes. Parti bitince nanay. Dolar yakanlar var, Fed baskısı var. Fed para yakmayı durdurdu. Halving geldi, önümüz açıldı falan. Buna da işte biz mega boğa veya işte mega rally diyoruz. Para kaybetmemek için bunları, bu rally tiplerini mutlaka bilmek önemli. Peki kanka, yani buraya kadar tamam. Yarın kritik gün. Fed'in faiz yaptığı bu faiz ve dolar yakma aşısının ne kadar tutup tutmayacağı yarın belli olacak ve piyasalarda ona göre pozisyon olacak. Şu an ABD enflasyonu 7.1'de ve hatırlar mısın canlı yayınlarda hep böyle artık sert düşüşler, radikal düşüşler görmemiz lazım. Burada böyle 7.1, 7.0, 6.9 falan bu tarz benzetmeler yapıyorduk hatırlıyorsan. Radikal düşüşler görmemiz gerekiyor diyorduk. İşte onu yarın yaşarsak mini rally yaşamamak için gerçekten hiçbir sebep yok ki geldik yani 17.400
400'lere geldik. Teknik analiz bunu destekliyordu. Anlattım, gösterdim. Şey öncesinde, yükseliş öncesinde 16.800'lerden 17.400'lere fincan kurt vardı. Ve bu zaten tabii ki de temel analiz tarafından da anlattığımız üzere destekleniyor. Ama mesela yarın şöyle, yarının şöyle bir avantajı olacak bir de. Enflasyon şu an 7.1 ya. Yüksek ihtimalle yarın 6'lara düşmüş olacağız 12 Ocak'ta. Yani burada tabii 7'lerdeki psikolojik sınır da bir anlamda kırılmış olacak. Ama tabii yarın yükseliş olsa bile hemen böyle büyük bir gaza da gelmememiz lazım. Büyük gaza gelmek... Demin gösterdiğim Fed pivotunu görmeden olmaması gerekiyor. Bunu da en iyi ihtimalle bu hızla ya da hızlı bir şekilde gidersek faizler 3'e 4'e geldiğinde unutma Eren demişti kripto sözlükte, ben bunu zaten herkesten önce bana Eren anlatmıştı dersin. 3'lere 4'lere faiz geldiği zaman, enflasyon geldiği zaman, o zaman herkes şunu konuşacak abi. Fed pivotu ne zaman? Yani tamam enflasyonu bitiriyoruz. Peki asıl büyük dönüş ne zaman? Ama yine uyarıyorum. Binlerce kez uyarıyorum. Fed faizleri düşürmeye başladığı zaman rally gelmez. Gelmez. Sen eğer faizlerin düşmesini bekliyorsan rally bitmiş olacak. Rally bitmiş olacak. Çünkü söylenti de al, haberde sat. Ne olacak? Söylenti yayıldığı zaman... İşte burada tarihten beri böyle olmuş abi. 1900 yani son ne kadar da son 40, 50, 60 yılda böyle olmuş. Fed'in faizleri düşürücü, pivot yapacağı duyulduğu zaman piyasada rally o zaman başlıyor. Fed pivotu yaptığı zaman çat diye orada düşüşler başlıyor. Bunları görmek lazım. Yani... Kanka tabii şimdi tabii ayak bağı olan şeyler de var. Mesela yani FTX konusu gibi ayak bağı olabilecek kriz adaylarımız var aslında. Gemini kripto borsasının müşterilerinin paraları dahil 1 milyar dolardan fazla bir parayı Digital Currency gruba kaptırması ve yine Digital Currency gruba bağlı Grayscale'in ve Genesis'in batma ihtimali. Bunlar masada, bunlar bize kriz yaratabilecek olaylardan biri. Bir de tabii Huobi FAD'ında da gördüğümüz üzere FTX'e para kaptıran Huobi'nin zor günler yaşamasıyla FTX olayının bulaşıcılığının ara ara devam etme durumu var. Bitti gibi düşünüyordum, bunları söylüyordum ama tam da bitmemiş. Ara ara devam ediyor. Gerçi nasıl devam etmesin abi? Sam Bankman kripto piyasasına fonlamadığı şirket kalmamış abi. Görüyorsun Alameda tarafında FTX, FTX Amerika, FTX Ventures bir yığın şirkete para gitmiş. Buralardan da başka yerlere gitmiş yani. Bu arada bak Binance'in CEO'su CZ de genel kripto yatırımcılarını uyardı. Daha fazla FAT yani olumsuz haber dalgası geliyor dedi. Bunları biz görmezden geleceğiz dedi. Burada bir de 4 koydu. Bu da bir de 4 koydu. Şimdi yok hani bu 4 acaba neyi kastediyor? Acaba burada yazdıkları gibi FUD'u gözü arkası edeceğiz, dikkate almayacağız. Fake haberleri, atakları bunların hepsini hiç dikkate almayacağız mı demek istiyor? Yoksa... Number 4. Acaba BNB'den mi bahsediyor? 4 numarada BNB var. Yani BNB'ye karşı bir operasyon mu bekliyor acaba? Bunları zamanla göreceğiz dostlar. Gerçi hani footları görmezden gelmeyin diye nasıl demesin abi bu adam? Nasıl demesin? Ekranda görüyorsun. Balinalar hala tam istediğini yapamadı. Kendilerini çok başarısız görüyorlar. Küçük yatırımcıyı piyasadan tam anlamıyla çıkartamıyorlar. Çıkartamıyorlar. Daha büyük felaketlere ihtiyaç duyuyorlar. Ama bizim temel bakmamız gereken şey Bitcoin'in hani bunlar olur, futlar olur, bunları geç. Bitcoin'in çalışma prensibinde bir sıkıntı var mı yok mu kardeşim? Yani duplicate bilmem neler var mı? Hackleme var mı? Bunlar yani bunlar yoksa ki zaten aman Allah göstermesin. Yoksa zaten bence çok büyük de sıkıntı yok. Şimdi FAT demişken Crypto.com'un Tether'i delist edebileceğini Crypto.com bunu duyurdu. Tether'i delist ediyoruz dedi, tamam mı? Yani şimdi bu ama ne aslında detayına baktığın zaman Kanadalı kullanıcılar için Tether'i delist edecekmiş. Ama abi şöyle bir yazıya baktığın zaman sanki böyle tamamen borsadan Tether'i atıyormuş gibi duruyor. Ama işte bunlara bence borsaların özellikle bu hassas dönemlerde ekstra dikkat etmesi lazım. Böyle abi bir yerden bir kıvılcım çakıyor. Bütün piyasayı işte yalan yanlış haberler allak bullak edebiliyor. Borsaların bence bu konuda biraz daha dikkatli olması lazım. Geçen Twitter'da gördüm abi. Stablecoin basıp borsalara gönderip piyasayı şişiriyorlar diyorlardı. Bunlara çok alışığız bu arada. Bunları zaten uyarıyorum. Bunları videolarda söylüyorum ama genelde bu tarz hareketler
fake rally'nin iyi bir sinyali oluyor. Tamam mı? Ama zincirden baktığın zaman son günlerde hayır, öyle bir şey ben burada tespit etmedim. Bu arada CryptoQuant'tan da bir uyarı var. Ethereum'un dominansı %20'den fazla arttı. Ekstra bir hassasiyet oluştu. Bitcoin'de olabilecek hafif bir düşüş, düşüş bile altcoin'lere ciddi zarar verebilir diye uyarıyor. Bunları söyleyelim. Evet, bir de tabii şöyle bir whale alert'ten baktığımız zaman böyle paket paket işlemler başlamış. İki tane var gerçi ama 65 milyon dolarlık Ethereum paketler halinde Bitfinex'e sanırım, evet, yani transferler yapılıyor. Şimdi genelde paket hareketler, paket hareketli devamında paket sonuçları getirebiliyor. Yani işte ekstra büyük bir operasyonun küçük bir kolu gibi. Şimdi piyasaya baktığımız zaman nötr noktadayız. Yani fear'daydık. Genel stock markette dünya piyasalarından nötr'e doğru geldik. İşte bu da yarın enflasyonda güzel gelecek, iyimserliğimiz gelecek muhabbeti. Başta anlattığım gibi. Peki kripto piyasasında ne var? Aslında kripto piyasası 26'larda gezse de burada Bitcoin'de 17.400'lere, 400 hatta 50'lere kadar falan geldik. Bura bence hani genel kripto piyasasını da değerlendirince benim kişisel tahminim, yani beklentim burada 30 civarında geziyoruz. Yani şu an bunun 26'sına çok fazla katılmıyorum. Peki ayılarla boğaların savaşında neler yaşanıyor diye şöyle bir baktığımız zaman genel ufak ufak destekler. Yani ufak ufak iki tarafında böyle bir %50 bir baskısı var. Sanki %55 oranında boğalar biraz daha hamle yapıyor gibi duruyor şöyle bir order book'lara baktığımız zaman. Ama 17.000 dolar, 16.900, 1700, yani şöyle bir baktığımız zaman 17 bin doların altına boğalar çok fazla geçit vermek istemiyor gibi. Ayıların da son kalesi 17.980'lerde var. Onun dışında 17.500, 17.600, 17.700'ler bu bölgelerde var. Peki likidasyon nerede gerçekleşmiş? Piyasaya bakıyoruz. Aa, yükseliş var. Bitcoin 17.400'lere gidiyor. Ama bingo, bak ne yapmış kanka. Burada borsalarda longları biraz daha patlatmışlar son 4 saatte. Yani easy money yok. İşte bunların sebebi bu. Peki zincir analizine baktığımız zaman Bitcoin'de neler 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 yaşanıyor? 16.380, 16.900 arasındaki kale kendi gücünü korumaya devam ediyor kanka. Onun dışında 16.900, 17.400 arasında bir ufak kale daha var. Çok büyük diyemeyiz ama orta şekerli. Şeye baktığımız zaman, ayılara baktığımız zaman aslında ayılarda çok büyük bir güç kuvvet yok. Yani 19.000, 19 ve 19.500'de bir set koyabilmişler zincire baktığımızda. Ama ondan öncesinde bir şey yok. Buradan Bitcoin yürüse yürür işte. Ama ne diyoruz? Mini bir fake out da olsa, mini bir rally de olsa, yani burada ayı sezonundayız ya. Kış mevsimindeyiz ya. Yani şu an aslında birazcık kış mevsiminde açan yalancı güneş gibi de düşünmek lazım. Peki şöyle bir piyasalara baktığımız zaman neler neler var? Şöyle, evet. Şimdi kankalar, yani zincire baktığımız zaman zincirde mesela şöyle kurumsallara bakalım. Kurumsallar tarafında hani biraz daha bir istek var ama henüz büyük bir istek gelmemiş. Burada tabii büyük bir, yani aslında eskiye göre tabii daha iyi. Yani orta kararlarda geziyorlar. Alalım almayalım. Önceden aman Bitcoin, aman uzak dur kafasındalardı. Şu an nereye geldiler? Ya hani alsak mı almasak mı? Alıyorlar. Biraz al satıyorlar falan. O noktadalar. Yani aslında ben şunu söylüyorum abi. Hani Bitcoin 16.600'ler, 16.500'lerden 17.400'lere geldi ya. Bu işte şunu gösteriyor abi. Bitcoin masada kardeşim. Bitcoin masada. Bitcoin oyunda. Bu ne demek? Bitcoin piyasaların hafif dönmesiyle birlikte Bitcoin de dönüyor ya. Yani bu şuna cevap oluyor aslında. Yani biz Bitcoin hala masada, hala oyunda. Hani böyle Bitcoin 50-60'lardan, 70'lerden geldi 16'lara ya, bir grup güruh çıkıyor diyor ki Bitcoin öldü bitti artık yükselmeyecek, ama bak dünya piyasalarıyla hareket etmeye devam ediyor. Bunlar güzel detaylar, bunları söyleyelim. Evet, peki anladık kanka. CME'de bir boşluk var. Bir önceki videoda her ne kadar YouTube'um böyle bir sorun yaşayarak videoyu belki ulaştı, belki 10.000, 15.000 kişi izledi bilmiyorum. Ama yani istatistiklere, datalara bu yansımadı. Bilmiyorum kaç kişi izledi ya da önermedi, ama bir önceki videoda anlattığım gibi kanka, bir böyle buralarda 16.900'lerde bir boşluğumuz var. Çok büyük bir problem mi? Bence değil. Şimdi Bitcoin'in teknik analizine baktığımız zaman 17.400 hedefinin gelmesiyle birlikte aslında bir yükselen takoz rotasyonuna tekrar girdiğimizin resmidir bu. Burada bizim kanka destek noktamız şu an 17.285. Direnç neresi? 17.500. Oralardan dönüyoruz zaten. Belki bir tur daha 17.550'lere atak yaparız ama güzel orta kararlı bir hikaye olmadıkça
Yani buralarda gideriz. Ha yarın işte, yarın kritik 12 Ocak'ta ne gelecek? ABD enflasyon verisi gelecek. Orada belki şimdi birazdan göstereceğim. Çok böyle ani hareketler yapıyoruz. Piyasa şu an böyle fake out yapıyor gibi geliyor bana. Fake out yapıyor. Buralara çıkıyor. Normalde biz bu fake outları ayıda, boğada da görüyorduk. Abi diyoruz, gözünü seveyim, buradan düşmesi lazım lan bu şeyin diyoruz. Coin moin artık neyse. Ama bakıyoruz abi yükselmiş, sonra hop geri gidiyor, düşüyor. İşte bunlar fake out, bunları yapıştırıyorlar. Yani easy money yok abi. Hani hafif yükselişte şunu yapıyorlar. Hafif yükselişte peşinden koşanları da zarar ettiriyorlar. Hafif demeyelim aslında. Orta karar yükselişte peşinden koşanları zarar ettiriyorlar. Orta karar düşüşle de yine short pozisyonda peşinden koşanları zarar ettiriyorlar. Easy money yok. Okey, bunları anladık. Şu dönem belki eğer bu işleri çok bilmiyorsan yapılması gereken belki de trader değil yatırımcı olmak. Yani uzun vadeli kilometre taşlarını trade etmek. Faizlerin dönüşü gibi mesela. Yani bunları söylüyoruz. Evet, peki tabii anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değil, altını çizelim. Kanka şimdi böyle bir rotasyon var, yarın belki 17.700'leri de vurabilir, duruma göre bakacağız bunları göreceğiz. Ama destek noktamız 17.400, 17.280'ler. Bunun altını kırarsak neresi var? 16.900 var lan, Allah mı söyletti 17.900 diyoruz. Burada bak bir Golden Cross yapmış, o Golden Cross'u da uyardık aslında, Golden Cross sinyali geliyor falan diye. Onu yaptı, etkileri geldi ama... Yani şu an 16.900'lerde 3 tane destek var abi. 50 günlük var, 200 günlük var. Başka ne var? Başka Fibonacci var. Var Allah, var yani. Hani bunun altına kırmazsa iyi olur. Kırmazsa iyi olur. Ama dün ne diyorduk abi? Dünden önceki günde. Bak. Burada uyardık abi. Bak bu bölgelerden genelde düşüş yapıyor dedik ve arkasına ne yaptı abi RSI? Bak kendin görüyorsun. Kendin görüyorsun kanka. Ne yaptı? Buradan yapıştı. Biraz daha indi aşağı. Rahatladı. Birazcık rahatlaması lazımdı. Dinleyenler kazandılar. Yani löp diye tepelerden almadılar en azından. Öyle söyleyeyim sana yani. Şimdi kanka durum böyle. 4 saatlikte baktığımız zaman biraz daha dinle diyor. Yani bugün yarınki trade'lerde biraz dikkatli ol ki zaten yarın şey var. Sert hareket gelebilir. İşte ABD enflasyon verisi var. Bir günlük, bir saatlikte yine benim işim belli olmaz diyor. Yani trade yapacaksan biraz dikkatli oluyor. Ama günlükte biraz daha iyi vermiş bak Bitcoin. Günlük tarafta yani böyle 3 gün, 5 gün, 6 gün, 1 hafta, 2 haftalık trade'lerde benim diyor, ben biraz daha iyi noktadayım diyor. Yani trade yapabilirsin diyor. Hani ben biraz daha iyi noktadayım diyor. Biraz daha geleceğim parlak diyor. Yine durumlar böyle. Tabii şimdi bu arada ben bir de XRP eklemek istedim kanka. XRP'de çünkü şöyle bir durum var. Bak XRP'de abi büyük bir hareket. Ta nerelerden? 16 Kasım'dan başlayan hareket 2021 ama. Bak 16 Kasım 2021. 1,5 sene mi oldu? 1,5 senelik hareketin sonuna geliyoruz artık. Böyle bir hareket var. Bu önceden belirlediğimizde bir alçalan üçgendi. Ama buradan böyle bir hareketin alçalan üçgeni bizi baya baya indirir aşağı. O kadar beklemiyorum. Ama bu son zamanlarda bir alçalan simetrik üçgene dönmüş durumda. Yani alçalan üçgende olsa, simetrik üçgende olsa değişmeyen bir şey var. Şubat itibariyle yani... Şöyle söyleyeyim, Şubat'ın 10'una kadar sert hareket bekliyorum abi. Ama Şubat ayında olması daha muhtemel. Şubat ayına kadar XRP'de sert hareket bekliyorum. Mahkemesi belki sonuçlanabilir. Belki bu teknik analizdeki veriyi temel analizden besleyebilecek hikayeler gelebilir ama Şubat'ta ben bunu bekliyorum. Onu söyleyeyim bak. Direnç tabii, tepesinde dirençler var. 37, 38, 40'larda var. Destek bölgesi 34'lerde. Biraz altında 32'de. Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da para nerede? Bak şimdi Ethereum'da aslında 1218-1256 da güzel destek var zincir tarafında. Zincir tarafında büyük bir direnç yok karşımızda. Ethereum'un teknik analizine şöyle bir baktığımız zaman kankalar. Evet şöyle bir açıyoruz. Neyimiz var? Bir yükselen takozumuz vardı burada. Evet geldi mi o takoz? Bazen yükseliyor bazen yüklenmiyor. Bak açmamışım. Şöyle vardı sanırım bir şeyimiz, bir hareketimiz. Evet yani bu taraflarda bunun normalde gitmesi lazım. Ama son hareketlerde, total marketlerde falan birazcık daha şuralara giden bir hareket görüyoruz. Ethereum 1400'lere falan da bir hareket yapsa şaşmam yani, onu söyleyeyim ama normalde düşmesi lazım. Destek bölgesi 1322'ler, dirençler 1353 civarında. Rotasyon bu. Şu an 4 saatlikte biraz sakatım diyor, kırmızı yakmış. 1 saatlikte Ethereum ne yakmış? 1 saatlikte de kırmızı yakmış. Yani bu birkaç saatlik trade'lerde dikkatli oluyor.
Ve Durst günlük tarafta, günlük tarafta ne yakmış onu bekliyoruz. Trading View Bay'den. Evet, Trading View günlük de güzel yakmış. Günlük de birkaç günlük trade'de ben biraz daha rahatım diyor. Şimdi şuna dikkat etmemiz lazım. Total Market Cap'e geçtiğimiz zaman, şimdi total market cap'te bak, yükselen takos bunu kırılması lazım, aşağı inmesi lazım. Burada bir golden cross hareketinin yaşanması tetiklemiş ama çok aşırı yükselme var. Normalde düşmesi lazım. Bu biraz fake out olabilir. Aynısı total market trade'de de var. Altcoin market cap'te de var. Golden cross'un etkisiyle de birazcık şişen bir market var. Aman dikkatli olalım kankalar. Bunları söyleyeyim. Birazcık bu rotasyonlara göre fake out olabilir. Zaten ayı sezondayız. Gold'a baktığımız zaman altında neyimiz var? Altında da bir bak. Hep böyle bir piyasa formasyonu bozucu hareketler var. Yani sanki böyle boğa geldi. Mega rally başladı. Böyle bir bozuyoruz. Ama mega rally'de bile biz bu bozuşları tekrar aşağı inerek kapattıysak buralarda da bunlar yaşanabilir. Bakalım yarın bunları göreceğiz. Bu tarz düşüşler yaşarsak bunlara dikkat edelim kanka. Ben bunu söyleyeyim. Yarın büyük hareket gelebilir yani. Büyük bir rotasyon, sert hareket yaşanabilir. Şimdi alt, yani aslında silver güzel, gümüş güzel. Gümüşte neyimiz var? Gümüşte bak şu 24-25'leri kırarsak 31'lere kadar yolumuz vardı. Bunları söyledik. Şu an tabii Golden Cross yapmış. 24.5'ları 25'leri kırmasını beklemek lazım. 26.90'lar direnci var. Destek bölgesi de sağlam bir destek sayılır. 22-20'lerde üçlü bir destek bölgesi var oralarda. Evet, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Desteğini göster. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kal. Bye bye.